Kimse gülmüyor. Yoksa kumluk gidiyor diye mi? Evet İnciciğim. Ama çok üzülmüyoruz. Ne de olsa tekrar geri gelecek diye. Evet. Yusuf amca kesin izin verir. Hem adımını kadar Selim amcamla da kulübe yapmış, bitirmiş oluruz. Kusura bakmayın. Biraz geç kaldım Selim Bey. Ama haber alır almaz hemen geldim. Önemli değil Ümit. İyi misiniz? Pardon. Benimki de laf işte. Özür dilerim. Sen de şaşkınsın tabii haliyle. Ne yalan söyleyeyim. Gerçekten de şaşkınım. Yani böyle bir şey yapabileceğinize hiç ihtimal vermezdim. Ben de beklemezdim Ümit. Ama insan bazen beklemediği şeyleri yapıyor işte. Abinizin eski eşiydi değil mi? Aranızın iyi olmadığını birkaç kere söylemiştiniz bana. Ama durumun bu kadar ciddi bir hale aldığından hiç bahsetmemiştiniz. Ailem tehdit altındaydı. Mecbur kaldım. Anlıyorum. Sabah Melek Hanım'dan öğrendim. Ölmemiş. Bu da demek oluyor ki az bir cezayla buradan çıkabileceksiniz. Bilmiyorum. Ne olacaksa olsun artık. Tek isteğim aileme bundan sonra zarar gelmesin. İnşallah olmaz öyle bir şey. Bir şey söylediler mi? Duruşma ne zamanmış? Bugün. Bugün nöbetçi mahkemeye çıkacağım. Birazdan gelip alacaklar. Evden gelenler olacak mı peki? Kimsenin gelmesini istemedim. Anlıyorum. Ben doydum. Gidip bunu daha bakabilir miyim? Olur ama ilk önce tabağındaki son peyniri de at ağzına. Benim de kahvaltım bitti. Funda da yemeğini götürelim mi? Olur ama önce ellerinizi yıkayın, tamam mı? Tamam. Tamam anne. Kızlar, ben mama kabını hazırlayıp kapının yanına koymuştum. Oradan alırsınız. Tamam Feride abla. Ben çıkacağım birazdan. Duruşmaya gideceğim.
Zeynep'ciğim, hani gitmeyecektin? Vazgeçtim, gideceğim. Ben de geleyim kızım seninle. Tamam anne. Yani siz bilirsiniz ama... Yani sen şey demiştin, anne Selim duruşmaya gelmesi istemiyor demiştin. Öyle. Yani özellikle de söyledi ama... Ne yapayım abla, dayanamıyorum. Hiçbir şey yapmadan beklemek o kadar zor ki. Bilmez miyim? En beteri o da... Yani Zeynep'ciğim... Bak şimdi bizim ne hissettiğimizden ziyade... Selim'in ne hissettiği önemli. Yani haksız mıyım Ali anne? Belki de Selim onu öyle görmemizi istemiyordur. Yani salı kürsüsünde onu görmemiz... Bu halinden daha çok üzebilir onu. Ha? Kızım, Melek haklı aslında. Selim ince çocuktur, duygusaldır. Bizim onu o halde görmemizi istemiyor demek ki. Hele ki bizim üzüldüğümüzü anlarsa o bin beter kahrolur. Bugün biz onu dinleyelim, olur mu kızım? Fındık, seni kahvaltıya getirdik. Fındık hadi ye. Nasıl acıkmış. Bak, hemen de yedi. Evet. Keşke tüketmeseydim. O zaman da Yusuf amca çok derdi. Onu da yazık değil mi? Ama biz çocuğuz, bize de daha çok yazık. Öyle yapma ama İnce. Bak ki gelecek diyorum. Hem ben okula gidiyorum, ondan sonra geri geliyorum değil mi? Onun gibi düşün yani, anladın mı? Herkes bir yere gidiyor ama ben her zaman özlüyorum. İnce ama böyle yapma. Bak beni tutuyorsun ama hem. Çok sıkırıyorum ama Elif abla. Tamam İnce, okuldan geldiğimde ilk işim seninle oyun oynamak olacak. Hem belki fındığın kulübüsünü de yaparız. Ha? Ne dersin? Abla, ben şu bulaşıkları halledeyim, sonra Elif'le birlikte çıkarız. Feride, canım sen Semir'e gitmeyecek miydin? Öyleydi ama vazgeçtim. Feride aşk olsun ya. Elif'i okula götürmek için gitmiyorsun değil mi? Yani abla zaten çok da önemli bir şey değildi. Boş ver. Canım benim. Bak ben okulunu ihmal etmeni istemiyorum. Lütfen. Ben Elif'i okula götürürüm. Sen de seminere git lütfen. Atölyeye geçiyorum Melek. Tamam canım. Kıtmir, kızım ne yapıyorsun sen bakayım ha? Ne yapıyorsun? Hep oyun oynadık Melek'le. Çok teşekkür ederim. Sen nasıl oldun, iyi misin? Hı hı, iyiyim. Şimdi okula gideceğim. Güzel. Şey, ben bir şey diyecektim de. Yine bize gelebilir mi? Daha sonra yani. Olur olur, bakarız. Çok çok teşekkür ederim. Ver bakayım. Gel gel gel. Elif. Tamam anne, geliyorum. Sonra yine görüşürüz Sonuk. O zaman kadar beni unutma, tamam mı? Teşekkür ederim Yusuf amca. Thank you.
İyi günler. Ne yapıyorsun peki? Ne haber? Ne haber lan? Kerata. Bahriye abla buyur. Sağ ol canım. Ay Suna, yine mi o kokulu şeyden attın bunun içine? Kızım sevmiyorum, zehir gibi kokuyor diyorum ha. Bahriye abla, herkes seviyor da ben öyle bir değişiklik olsun dedim. Ay ağız tadıyla bir çay bile içirtmiyorsunuz insana, tamam. Oo, mis gibi kokuyor mis. O minnacık tenekenin kaç para ettiğini bilse böyle höpürtete höpürtete içerdi. Günaydın. Yapışık ikizin nerede? Sana da günaydın Bahriye abla. Melih'e soruyorsan kızını okula bırakmaya gitti. Gelir birazdan. Bir de okul çıktı başımıza desene. Merak etme Bahriye abla, gelir birazdan. Göreceğiz bakalım. Ay bu da iyice kafayı yedi. Daha mesainin başlamasına 15 dakika var ayol. E taktı bir kere. Anne, bir gün okula gelmedim diye Filiz öğretmenimi çok özledim. Anneciğim, sen çok mu sevdin öğretmenini? Hı, dersi o kadar güzel anlatıyor ki masal gibi geliyor. E sen masal diye uyuyakalmayasın sakın derste. Ya anne, benim dediğim masal öyle değil. Aa, anne bak öğretmenim geliyor. Yani. Tekrardan konuşuruz o zaman. Merhaba Elif, nasılsın? İyiyim öğretmenim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, merhaba. Merhaba. Dün okula gelmeyince çok merak ettim. Şey, biraz ateşim çıktı da ondan geldim. Öyle mi? Geçmiş olsun. Şey, ben hazır gelmişken Elif'in durumunu öğrenmek istiyordum. İnşallah bir sorun yoktur. Hayır hayır, hiçbir sorun yok. Derslerinde çok iyi, bütün sorulara çok güzel cevap veriyor. Çok çalışkan bir öğrencimiz. Tabii bir de böyle hastalıklardan dolayı devamsızlık yapmazsak hiçbir sorun kalmayacak. Biz o konuda daha çok özen göstereceğiz. Siz hiç merak etmeyin. Çok seviniriz biz de. Gidelim mi artık? Ders başlıyor Elif. Tamam öğretmenim. Hadi bakalım. İyi günler. İyi dersler. Olarak gelmişti bu okula. Öğretmenle konuşup bundan sonra oraya ben oturacağım. Öğretmen senin hakkını yana oturtursa görürsün gününü. Asla oraya oturma. Ben Taylan'ın yanına oturacağım. Elif geldi belki Beril. Gelmeyecek işte, gelmeyecek. Onu çok tembel diye birinci sınıfa geri göndermişler. Aa, Elif hani gelmeyecekti? Of. Niye gelmedin Elif? Şey, hasta oldum da ateşim çıktı biraz. O yüzden gelmedim. Geçmiş olsun. Gördün mü bak, hastaymış işte. Of, sizinle mi uğraşacağım be? Günaydın çocuklar. Günaydın. Geç kalmasa bari. Günaydın herkese. Günaydın. Ne günaydını be? Neredeyse öğlen oldu. Neredesin sen? Var yanım, mesainin başlamasına 5 dakika vardı. Şimdi çaydı, poğaçaydı, kahvaltıydı derken bir saati de öyle yersin sen. Melek abla, sana çay koyayım mı? Al işte. Yok canım, sağ ol. Bak kokulu ama çok güzel. Molada içerim, sağ ol canım. Sen Cevahir Bey'in insanlığına dua et. O olmasaydı çoktan kapının önüne koyardım ben seni. Hadi git çalış.
yatıyor musun? Ya bir işim vardı, onu halledeceğim. Ne işi? Ya evle alakalıymış. Hani bahçeyle falan ilgili. Gidip bir bakmam lazım. Öyle mi? Ben de geleyim o zaman. Ya hayatım, iyi olurdu ama bu sefer sen gelme istersen. Neden? Yani hem fikir vermiş olurum. Ya orası öyle de, ya birkaç kişiyle konuşacağım ben orada. İnşaat yeri falan, hani işçiler, sıkılırsın sen orada. Of. Ya hayatım, mecbur olmasam ben de gitmezdim bak. Hem sen çık dolaş, bir hava al, alışveriş falan yap. İyi, peki. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. Görüşürüz. Bu ellerini kullanmama izin verdiğin için teşekkür ederim Taylan. Bir dahaki derste de benim bu ellerimi kullanıyorsun. Ama oldu mu? İlk geldiğin gün ben de senin silgini kullanmıştım Elif. Diyorsunuz ama Elsa zengindi, prenses de. Baksanıza bunun boyası bile yok. Ama evde unuttum dedi ya. Yalan söylüyor bence. Elif'ciğim, resmine bakabilir miyim? Tabii ki derdim. Çocuklar bir bakar mısınız? Arkadaşınız ne kadar güzel çizmiş, öyle değil mi? Evet! Bence çok çirkin. Elif, bunlar kim, bize anlatır mısın? Öğretmenim, biri amcam, biri fındık, öbürki de onun kulübesi. Teşekkür ederiz, oturabilirsin. Çocuklar, gördüğünüz gibi Elif arkadaşınız kendi hayatından yola çıkarak bir şeyler çizmiş. Ama siz isterseniz hayal gücünüzü kullanarak da istediğiniz resmi çizebilirsiniz. Çünkü önemli olan ne anlattığınız, ne çizdiğinizdir. Tamam mı? Tamam. Devam edin hadi. Çok güzel Elif'ciğim. Bak, burası Mopus. Sakın nezaretle karıştırma. Bu kapıdan içerisi başka bir dünya. Girdin mi göreceksin zaten. Bir sonraki celsen 2-3 gün sonra olacak. Oradan da suçlu çıkarsan yeni evin burası demektir. Hırgür de çıkarma. Hadi geç bakalım. Elif ne yapıyor acaba ya? Ya ne yapacak canım? Yine bıcır bıcır konuşuyordur öyle. Vallahi Elif büyümüş de küçülmüş. Alışabildi mi okula? Ya pek yabancılık çekmedi. Hatta öğretmeniyle karşılaştım. Elif'ten çok memnun olduğunu söyledi. Okulun yakın olması iyi olmuş. Hem çıkışta kendi gelir. Ay yok, güvenemem ben. Gider kendim alırım. Al al. Başıboş bırakma çocuğu. Bak yine bizim arka mahallede olay olmuş. Ne olayı? Kadının birini gasp etmişler yine. Ya sorma sorma. Kuaförde çalışan arkadaşım var, o söyledi. Ya kadıncağız canını zor kurtarmış. Adamı bulmuşlar mı bari? Yok anacığım, nerede? Kayıplara karışmış. Kızlar ya, bu gaspçı
Yıldız'ı öldüren kişi olmasın sakın. Ay sus Melek. Allah aşkına böyle şeyler söyleme. Ay ben canımı sokakta bulmadım vallahi. İşi bırakır giderim ha. Aman ha çok dikkat edelim. Allah korusun. Hadi kızlar hadi. Bahriye gelmeden de dağılalım, çalışalım. Hadi arkadaşlar. Hadi. Resmin çok güzel oldu Elif. Seninki de çok güzel olmuş. Ne kadar güzel bir köpeksin. Gerçekten köpeğin var mı? Yani benim değil aslında. Bir tanıdığımızın. Bir sürelik bizde kalıyor. O kadar tatlı bir görseniz var ya, sürekli benimle oyunlar oynamak istiyor. Keşke benim de bir köpeğim olsa. Annem izin vermiyor ki. Bence senin köpeğin falan yok. Bu resim daha hayal zaten. Hatta böyle kalemlerin de yok. O yüzden Taylan'ınkilerden kullandım. Hayır, evde unuttum dedin ya sana. Hı hı, yalancı. Gerçekten yalan söylemiyordum ben. Beri bak, sana gözü aldım. Hem de ev sevdiğinden. İstemiyorum gazoz falan. Niye aldın ki? Birlikte içeriz diye düşündüm. Düşüne düşüne bunu mu düşündün? Tamam, sen içmeyeceksen ben içerim. Keşke sana gazoz almak yerine kendime cips alsaydım. İçinden de bedava çıkardı hem. Ver sen onu bana. Kendim. Elif köpeğinin adı neydi? Köpeğim fındık. Bakayım. Ne yaptın Beril? Resmi mahvettin. Ne yaptın Beril? Özür dilerim Elif, yanlışlıkla oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Bahroş, var mı haftalıklarda bir güzellik? Siz bunu bulduğunuza şükredin önce. Ay desene bu hafta da kuaför işi yattı. Teşekkürler. Sağ ol Bahriye abla. Canın istemeyince işe gelme. İsteyince de gel bir iki saat çalış. Sonra da maaşını tam al. Oh. Hayat sana güzel Melek Hanım. Teşekkürler. Kıtmir. He? Ne oldu? Ne oldu? He? Ne oldu? Yaşamak için direnme Arzu. Direnme. Sen benim hayatımı mahvettin. Yavrumuzu koruyamadın. Onunla yaşayabileceğim bütün anıları çaldın benden. Şimdi senden tek bir isteğim var. Sonsuza kadar benim hayatımdan çık. Alo Gonca. Serdar neredesin? Yeni evin orada mısın? Aa, yok yok hayatım. İş yerindeyim. Az sonra bir toplantıya gireceğim. Ya peki ne zaman bitecek işin? Hayatım çok yoğunum ya. Hiç belli olmaz. Öyle mi? Peki o zaman ben seni rahatsız etmeyeyim. Gonca? Demek toplantıdasın ha? Zannettiğin gibi değil. Tamam sus. Boşuna nefesini tüketme. Ya Gonca bir dinlersen. Ben daha fazla yalan duymak istemiyorum Serdar. Ama bak hak vereceksin bana. Ayrıca artık bu ilişkiyi sürdürmek istemiyorum. Bitti. Bugün de bitti çok şükür. Bende de derman kalmadı ama eve gidip ayaklarımı şöyle bir uzatacağım. Kızlar ben daha fazla geç kalmadan Elif'i okuldan almaya gideyim. Tamam Melek.
Aman hanımlar, dikkatli olalım. Neler duyuyoruz? Buralar artık hiç tekin değil. Doğru diyorsun kız. Ben de şu kolyemi saklayayım da gören değerli bir şey sanır falan. İyi yaptın, iyi. Ben de maaşımı çamaşırım içine sakladım. Ne yapayım? Bak bak bak, uyanık şık o seni. Aman Melek bak, dikkat et. Bu saatlerde okul yılı çok tenha oluyor. Tamam canım, siz de dikkat edin. Ben daha fazla geç kalmadan gideyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen dolmuşla mı gideceksin? Yok, otobüsle. Önce markete uğrayacağım. O tam önümden geçiyor. İyi, üçümüz de bu taraftan o zaman. Of, çok geç kaldım ya. Param varsa sökül kadın! Ya ne yapıyorsun? Ya paralara yok bende. Bırak beni! Uzatma, sökül dedim sana! Ya bırak! İmran! Uzatma! Ya bıraksana beni! Ver şu çantayı, ver! Bırak çantamı! Şu çantayı, ver dedim sana! Yardım edin ya, bırak! Yardım edin! Kes sesini! Bırak! Yoksa gırtlağını keserim. Şimdi sana son kez söylüyorum. Ya o çantayı bana verirsin, ya da şuracıkta gebertirim seni! Ya bırak diyorum! İmran! Ver şu çantayı, ver! İmran! Yardım edin! Ecelini mi susadın kadın? Bırak! Bırak lan, şerefsiz! İyi misin? İyiyim. Kaşık yanıyor. Önemli değil. Alo memur bey, bir ihbarda bulunacaktım. Çocuğu salmazlar inşallah. Yani Yıldız'ı öldürenin o adam olduğunu düşündükçe... Siz gelmeseydiniz belki benim sonumda. Geçti artık, geçti. Oğlum, Melek başka bir şey demedi mi? Vallahi Aliye teyzeciğim, özel bir şey söylemedi. Sadece Elif'i okuldan almamı rica etti benden. Ben de yakınlarındaydım zaten. Geçiyorken aldım geldim, o kadar. Allah Allah. Kendi alacaktı. Ne oldu ki acaba? Vallahi bilmiyorum ki. Ama sesi birazcık endişeli geliyordu. Of! Ey yarabbim! Bir aksilik mi oldu, nedir? Babaanne, ne oldu? Neden aksilik oldu diye sordum. Yok yavrum, yok. Ne olacak? Sen merak etme kuzum. Elifciğim, bir tanem. Hadi gel biz gidip güzelce elimizi yüzümüzü yıkayalım mı? Hı? Hadi abiciğim gel. Pis yalancı. Toplantıdaymış, yok inşaattaymış. Ya bir de dur konuşalım diye utanmadan peşimden geliyor. Ya suçüstü yaptım ya, daha neyi açıklayacaksın yani, neyi? Yok yeni bir hayat kuracağız da, yok bilmem ne de. Aklı sıra ayakta uyutacaktı beni aşağılık herif. Ama benim arkamdan işlemi bedelini ağır ödeyeceksin Serdar Efendi. Bu paçavralarını da alıp defolup çıkıp gideceksin hayatımdan. Gonca! Gonca neredesin? Gonca! Ya Gonca, Gonca ne yapıyorsun sen ya? Bırak, bırak şunları toplamayı. Ya hastanede hiçbir şey dinlemeden bastın gittin zaten. Bari burada dinle. Gonca, lütfen. Bırak dokunma bana. Senin ne yüzünü görmek ve sesini duymak istiyorum, tamam mı? Ya sen söyledin de ciddi misin ya? Ayrılacak mısın benden? Evet canım, doğru anlamışsın. Şimdi alıyorsun eşyalarını ve defolup çıkıp gidiyorsun evimden. Tamam bak, kızmakta haklısın. Sana yalan söyledim.
toplantıdayım dedim ama işin aslında öyle değil. Ben... Bak hala yalan konuşuyorsun. Sen ne utanmaz bir adammışsın ya. Bitti diyorum, bitti. İstemiyorum seni. Çık git hayatımdan ya. Ne için ya? He? Ne için evliliğimizden vazgeçiyorsun? Sırf hastaneye Arzu'yu görmeye gittim diye mi? He? Ne için biliyor musun? Arkamdan 1000 tane oyun çevirdiğin için. Bana yeni bir ev yaptırdığını söyleyip aslında bunun büyük bir tezgah olduğunu öğrendiğim için. Benim imkanlarımı kullanarak arkamdan gizlice Duruklar Şirketi adında paravan bir şirket kurduğun için. Arzu'nun bu evde kalmasına izin verdiğin için. Ya biz birlikte daha neyin peşindeyiz ya? Sayayım mı daha? İster misin sayayım mı? Ha? Ya Gonca ben... Kapa çeneni konuşma. Gözümün içine baka baka bütün yalanlarını sıraladın. Ben daha fazla duymak istemiyorum. Ya ben sana güvenmiştim ya, sana inanmıştım. Ama sen beni sırtımdan bıçakladın. Senden nefret ediyorum Serdar, anladın mı? Nefret ediyorum. Ya Gonca dinle be. Ya sus dedim, sus konuşma. Daha fazla gözümde küçülme. Seni buralara ben getirdim. Anlıyor musun? Ben getirdim. Bu evler, arabalar, şirket, itibar hepsini sana ben verdim ya, ben verdim. Peki sen ne yaptın? Ha ne yaptın? Sen var ya, sen ben olmadan sadece şu valizsin. Şimdi al valizini, güzelce çık git hadi. Hadi, defol. Peki, tamam. Gidiyorum. Ama keşke en başından bir sorsaydın neden bunları yaptın diye. Belki o zaman anlardın. Defol dedim, hadi defol! Pişman olacaksın Gonca. Hem de çok. Ama her şey için çok geç olacak. Serdar defol. Bıçağı boğazıma dayadığında düşündüğüm şey sadece evladım oldu. Allah'ım nedir bu başımızda dönüp duran musibet? Şükür diyelim buna da. Mevlam korumuş kızım. Yüzümüze bakmış. Abla, ya peki sokaktan hiç kimse geçmiyor muydu? Ya okul yolu çok dene. Bir de akşamüstü olunca... Ah, ulan ah. Zaten böyleleri benim hiç karşıma çıkmaz ki. Onu ben bir elime geçirecektim ki var ya. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Abla, ya çantanı vermemek için o kadar diretmeseydin keşke. Ya o anda bıçağı sana saplayıverseydi, ha? Zeynep haklı kızım. Neler duyuyoruz? Ya ben o sırada korkudan ne yaptım biliyor muyum ki? Bir anlık işte öyle refleks. Neyse, Allah'tan Sahaf yardım etti de. Sahaf mı? Ya bizim atölyenin karşısındaki kitapçı. Hatta fındığın sahibi olan adam. Sağ olsun, Allah'ından razı olsun kızım. Ya tamam, eyvallah. Allah o adamdan razı olsun ama peki ya seni görmeseydi? O zaman ne olacaktı? Ay düşünmek bile istemiyorum. Verilmiş sadakan varmış kızım. Ya abla, bak ben seninle telefonda konuştum. Niye söylemedin o zaman bana, ha? En azından gelirdim, bir şey yapardım, yardım ederdim sana. Ya ben kimseyi telaşlandırmak istemedim. Elif çok bekledin mi? Yok, zaten gittiğimde Filiz öğretmeniyle beraber bekliyordu seni. Ama zaten haberi vardı benim onu alacağımdan. Problem olmadı yani. Evet, ben de ancak karakola giderken arayabildim. Elif bir şey anlamamış değil mi? Yok, bir şey anlamadı. Zaten sorduğu zaman da annem mesaiye kaldı falan dedik. İyi yapmışsın. Of of, yüreğim daraldı vallahi. Selim'ime üzüldüğümüz yetmezmiş gibi. Bir de bu. Zeynep, Selim'den bir haber var mı? Yani konuşabildin mi hiç? Yok abla. İşte duruşmaya da gidemedim zaten. Nöbetçi mahkemeden sonra verilen kararı avukat söyledi, o kadar. Ah yavrum benim. Ah güzel oğlum. Ama yarın için bir görüş ayarladılar. Gideceğiz annemle Selim'i görmeye. Ya
Evet kızım. Allah nasip ederse yarın Selim'imi göreceğim. Çok sevindim. İnşallah bir aksilik çıkmaz. İnşallah Zeynep'ciğim. Sen işini ferah tut. Ay Murat. Elif odasındaydı değil mi? Yani duymamıştır bizi. Merak etme ablacığım. Elif şu anda odasında. Hiçbir şeyden de haberi yok. İçiniz rahat olsun. Nerede bu boyalar? İşte buradaymış. Bugün resim dersi vardı. Çantamı bir açtım ki bu ellerim yok. Ne yaptın? Resim yapamadın mı yoksa? Feri benimle dalga geçti. Ama sonunda resim yapabildim. Tayland boyalarını benimle paylaştı. Çok tatlı oldu resmi biliyor musun? Elif abla yanında mı? Ben çok merak ettim. Bana da göstersene. Gösteremem ki. Biri üzerine yanlışlıkla gazoz döktü. Ben de ne yapabilirim? Çöpe attım. Tüh. Olsun bir daha yaparsın. Peki ne çizmiştin? Evin bahçesinde amcam. Bir de fındık. Öyle mi? Öğretmenim çok beğendi. Ya ne dedi? Bütün sınıfa gösterdi. Bana da aferin dedi. Ne güzel. Elif abla ben de seninle okula gitmek istiyorum. Beni de yanına alsam bir şey olmaz mı? Hiç sesimi çıkartma. Bir köşede oturup resim yapalım. Olmaz ki İnci. İzin vermezler. Ama bak aklıma ne geldi. Ben sınıftayken senin resmini çizeyim. Böylece yanımda olmuş olursun. Süper fikir. O zaman şimdi yaparım. Saat geç oldu ama. Nasılsa yarın yine resim dersi var. Derste çizerim tamam mı? Şunu unutmadan koyayım çantama. Bu kez kendi boyalarımla resim yapmak istiyorum. ...500 lira toptancıya. Bu bizim masraf. Armud'un yevmiyesini de yazdık mı? 5, 5 daha 10, 3, 7, 10, 7 daha 14 bir elde. Lan bu bizim araba su gibi benzin içiyor ya. Onu da yazarsak. Gelen masrafa gidiyor ya. 3 kuruş para kalmıyor ki elde. Of, ne yapacağım ben ya? Veysel, ne oldu? Bitti mi hesap işi? Bitti. Faturalar da vardı. Onları da ekledin mi? Sağ ya, faturalar da vardı değil mi? Yok ya, yok. Ben şey yapacağım, halledeceğim ben ya. Olduracağız artık yani. Çayı da yeni demledim, taze. Hadi soğutmadan içelim. İçeriz ya, içeriz. Ben de yarın pazara gideyim diyorum. Evde sebze meyve de kalmadı. Vallahi dolapta tam tıkır oldu ha. Veysel, mesaj mı geldi sana? Evet ya şeyden, müşteriden. Müşteriden? Nasıl yani? Şey ya, şey vardı ya hani ya,
adı neydi? Mualla Hanım. Bu sefer onlar da toplanacaklarmış da onu haber veriyor işte. Ha, şu Mualla, yaşlı sakallı Mualla. Bir görsen buralar falan hep böyle sakallı. Vallahi Mualla Hanım da teknolojiden bayağı iyi anlıyor. Baksana böyle mesajlar falan atıyor sana. İşte ne bileyim Tüleyim ya. Yani davet ediyor hani gel diyor kadınlar toplanıyor satış yaparsın falan diye şey yapıyor ya. Veysel sen beni saf mı sandın? Baksana kadın böyle üzerinden mesajlar falan atıyor sana. Ne özeli Tüleyim ya aşk olsun ya. Ya bir görsen orayı var ya böyle şey kaynıyor yaşlı teyze kaynıyor ya. Naylon çorap kokusu bir dırdırı vırvırı cabası yani. Hani ben sonuç olarak kendi isteğimle mi şey yapıyorum? İş için yani. Vallahi Veysel ben onu bunu bilmem. Ben kocamı o kadar kadının arasına salmam, yollamam. Benden söylemesin. Bak sen. Kocasını da kıskanırmış. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ama Tüleyim yapma Allah aşkına ya. Daha yeni senin yanında hesap yaptım. Gelenler masrafa gidiyor. 3 kuruş kalmıyor cebimizde ya. Yarın var ya. Orada en az 1000 lira kaldırırım ben. Ya şu dar zamanımızda hani ne güzel olur değil mi? Şöyle bir rahat bir nefes alırız ya Tülay'ım ha. Ne diyorsun? İyi peki tamam. Ama bak şimdiden söyleyeyim. Satışını yapar yapmaz çıkacaksın oradan. Öyle geçenki gibi böyle dansmaz. Vallahi bunları duyarsa seni fena yaparım Veysel. Şimdiden söyleyeyim sana. Tamam Tülay'ım benim tamam. Ne de güzel yakışırmış benim kelebeğime kıskançlık. Tülay'ım şuradan şekeri de versen biraz böyle daha tatlansak, şekerlensek. Sen kalk dünya kadar yalan söyle. Sonra benden seni affetmemi bekle. Oldu canım başka arzunuz? Ay var ya böyle arzu kelimesini duyunca resmen midem bulanıyor, içim kalkıyor ya. Bir de beyefendi kalkmış hastaneye onu ziyaret etmeye gitmiş. Gonca Hanım size melisa çay yaptım rahatlatır diye. Kızım sen şaka mısın ya? Ne demek istiyorsun sen bana? Yanlış anladınız. Ben size öyle görünce... Senden bir şey isteyen oldu mu? Çabuk yıkıl karşımdan. Şimdi seni de koyarım kapının önüne bak görürsün. Defol. Ay bu yaşımda sinir hastası yaptın beni Serdar. Sen dımdızlak kal sokakta da aklın başına gelsin. Hadi yalancı. Gonca! Gonca aç şu kapıyı konuşacağız. Ya Gonca dinle beni ne olur ya. Serdar? Öyle bitmesin. Gonca! Ya ne olur aç kapıyı. Ya Gonca ben ne yaptıysam senin için yaptım ya. Gonca. Bak. Açana kadar buradayım Gonca. İnat etme. Ya ben senden ayrılmak istemiyorum ya. Parmağından yüzüğü çıkartınca kalbinden çıkartabileceğini mi zannediyorsun Gonca? Gonca aç. Aç ne olur konuşalım ya Gonca aç. Kır şu inadını sakince konuşalım ya. Ya bak dinleyince bana hak vereceksin Gonca. Ne yapmaya çalışıyor bu ya? Gonca. Ben seni seviyorum. Böyle kestirip atmak kolay mı? Ya Gonca ben sensiz yaşayamam ya. Öldür beni daha iyi Gonca. Geçer yüzüme acısı kalır gözlerimde gurur yakar içim kor olsa da dilim susar
sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son sözün.